Dün Sevinç ablayla Talibi Şenol Bey'i tanıştırdık. Görüşmeniz nasıl geçti? Gayet güzel. Bir 15-20 dakika sohbet ettik Esra Hanım birbirimizi tanımak adına. Evet. Benim için çok keyifliydi. Sözümü daha önce de söylemiştim. Çünkü bundan sonraki yol arkadaşımda en çok aradığım özelliklerden bir tanesi sohbet edebilmek. Ancak bu arada tabii karşılıklı birbirimizi tanımamız gerekiyordu bu sohbetle. İkimizin de yaşam şartları ve koşullarının birbirine uymadığını anladık. Ama gerçek bir İstanbul beyefendisi. Geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Şenol Bey, söylemek istediğiniz var mı? Esra Hanım, tabii bana da söz hakkı düştü. Kendileri çok kalite, kendini iyi yetiştirmiş, çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. İnanın... İdeal bir eş. Tam ideal bir eş. Yani ben bir duygu olarak hakikaten bir, yani 1000 volt elektrik mi diyorlar? 10 bin volt diyeyim ben yani. Teşekkür. Öyle bir elektrik aldım. Çok üzgünüm. Çok ya. Teşekkür ederim. Fakat hakikaten yani... böyle hani, uzun süreden beri yani böyle bir... Hani duygu yaşamamış mıydınız? Yani ilk görüşte diyorlar ya yani hakikaten aşk. Bu oluyor yani ya. Ben bunu yaşamamıştım ama yani oluyormuş demek. Bu 52 yaşındayım. Bir lise çağlarında böyle bir kere olmuştu. Çocukluk dönemi. Bir de şimdi mi oldu? Ama Sevinç abla size hayır diyor. Sevinç abla... Yani nasıl diyeyim, olmayacak dua amin diyemeyeceğim Esra Hanım. Yani ben bilmiyorum, bir şans daha isteyeceğim ama kendisinden belki de vermeyecek. Bunu da biliyorum, platonik bir aşk diyeceğim ben artık. Yani hani cümleler kifayetsiz kalıyor ya. Ne güzel şarkılarımız var. Geç buldum, çabuk kaybettim. Ben böyle bir... Oluyormuş demek yani. Ana, bir lisede bir de şimdi. Bunun bir dili, yok. Bunun bir international bir açıklaması yok bu kalple duygusu. İsterse milliyeti, dini, dil bilme. Şey. Hani hakikaten yaşanıyormuş, ben yaşadım kendisine. Ya hadi. Söyle. Sevinç abla, haksızlık etme ya. Of, üzüldüm şimdi. Tarık abi. Şimdi... Ama Tarık abi dedim ya. Şimdi Sevinç ablacığım hem benim hemşerim hem de çok sevdiğim lojadan bir abla. Sevinç abla, sana sadece bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Gerçekten ufak da olsa içinde bir kıpırtı, bir heyecan oldu mu acaba abla? Hayır, ben çok samimi söylüyorum. Siz gençler için elektrik, kıpırtı, işte heyecanlanmak. Benim için bu duygular şu anda ne yazık ki yok. Ama yani, beyefendi için değil. Lisede yani... yaşadım bu duyguyu, bir de bugün evet, yaşıyorum. Lise son sınıfta yaşadım. Hayır, çünkü... ben şöyle cevap vereyim, özür dilerim. Beyefendi için değil, asla. Ve ben şu anda üzüldüğü için de gerçekten üzüldüm. Evet. Benim burada olma amacım kimseyi üzmek değil. Hem kendimi hem de karşımda gelecek insanı mutlu etmek için buradayım. Ancak benim için şu anda... Belki hani böyle şeyleri, siz nasıl dersiniz... Burçlara inanmayabilir ama kova burcuyum, çok gerçekçiyimdir. Benim için şartlar, kriterler önemlidir. Sevinç ablacığım. Sevinç ablam, ben efendim, Serhat. Efendim Serhat, buyur canım. Ablam benim çok sevdiğim, burada hocada değer evet. verdiğim bir ablam. Özellikle anne ve abla olarak görüyorum. Sağ ol canım. Beyefendi dün ilk geldiğinde, oturduğunda bir anne olarak kıskandım. Yalan söylemiyorum. Yani öyle bir benimsemişim ki sizi. Sağ ol yani canım. Orada bir beyefendinin oturduğu zaman ben kıskandım. Yani kendi annemin yanına oturmuş gibi. Çok teşekkür ederim. Ama şu anki beyefendinin duygularını... Görünce isterseniz bir daha bir çay, yani bir çay için. Lütfen. Yok. Lütfen. Bir yolu. Şenol Bey. Esra Hanım, kardeşim özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Efkan Bey'den bile yorum alabilir miyim ben? Efkan, söyle oradan ben... Bir çay buyur. İç. Buyurun. Bir çay iç diye, bir tanı yani. Tanımak istedim Efkan Bey, o iyi bir erdim. Ama birbirimizi tanırken yaşam şartlarımız, koşullarımız, sahip olduklarımız mümkün değil. Yani farklıyız. Ama ben ne aradığımı biliyorum Efkan Bey, 48 yaşındayım. Yani kalbini kırma, kırılan kalplerine gelmez istemiyorum yani. En azından zaten. Önünüzde hafta sonu var, düşünmek için bir fırsat var. Hayır, çok netimdir Esra Hanım bazı konularda. Peki. Netimdir, grilerim yoktur. Siyah ya da beyazımdır. Anladım. Beyefendiyi tanımak istedim ve tanıdım gerçekten. Peki. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok özür diliyorum.